Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Anadolu Kartalı 2022 eğitimi, NATO ve müttefik ülkelerin katılımıyla devam ediyor. Tatbikat, 1 Temmuz'a kadar 3. Ana Jetüs Komutanlığı'nda devam edecek. Ayrıca Anadolu Kartalı 2022 eğitimi, NATO tatbikatı Ramstein-Dust 2022/2 ile birlikte icra ediliyor. Dust 2022 ve Anadolu Kartalı 2022 eğitimi kapsamında NATO DAX'ın gözetleme ve kontrol birliği olan DARS, 20-28 Haziran tarihleri arasında Konya'daki eğitimlere katkı sağladı. Eğitimlere ayrıca İngiliz Hava Kuvvetleri unsurları ve NATO E-3AAWACS uçakları da destek veriyor. RADU 2022/2 eğitimi direktörü Alman Hava Kuvvetleri Albayı Jörg Sieretski, AK 2022, NATO Hava Komuta ve Kontrolün genel çerçevesi içinde NATO DARS'ın operasyonel yeteneklerini geliştiriyor. RADU 2022/2 ve AK 22 arasındaki bağlantı, katılan kuvvetlerin, komuta ve kontrol yeteneklerini ve senaryoları entegre ediyor. Ekibim, NATO'nun entegre hava ve füze savunma felsefesini desteklemek ve becerilerimizi geliştirmek için hava görev kontrolü, hava gözetimi ve savaş yönetimi görevleri aracılığıyla çok uluslu ortak LI ve EX senaryosu ile tamamen entegre bir şekilde çalışıyor, dedi. NATO'nun Poggio Renatico, İtalya'daki konuşlandırılabilir hava komuta ve kontrol merkezi, hava operasyonlarını ve çok uluslu tatbikatları desteklemek için DARS unsurunu İtalya içinde ve dışında düzenli olarak konuşlandırıyor. Albay Sieretski, hava gözetleme ve kontrol konuşlandırması sırasında NATO'nun komuta ve kontrol ağıyla bütünleşmeye yönelik bu pratik deneyim, DARS'ın eğitim döngüsünün önemli bir bileşenidir, diye ekledi. Anadolu Kartalı Komutanı Türk Hava Kuvvetleri Yarbay Turgay Tümer, DEKKE'nin Anadolu Kartalı'na katılması NATO işbirliğinin güzel bir örneğidir. DACCC personelini burada ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Her yıl milli ve veya uluslararası olarak Anadolu Kartalı Eğitim Merkezi'nde icra edilen bir eğitim olan Anadolu Kartalı, gerçek harekata benzetilmiş bir ortamda, pilotların, hava savunma personelinin ve kontrolörlerin harekata yönelik eğitim seviyelerinin artırılması, müşterek ve birleşik harekat usullerinin denenmesi ve geliştirilmesi, gerçek harekat şartlarında kayıpların asgari seviyeye indirilmesi ve görev etkinliğinin azami seviyeye çıkarılmasını hedefliyor. Tatbikat, kırmızı ve mavi kuvvetler arasında bir senaryo altında, gerçekçi bir savaş ortamında gerçekleştiriliyor. Uluslararası Anadolu Kartalı tatbikatı son olarak 2019 yılında gerçekleştirilmiş, COVID-19 nedeniyle 2020 yılında planlanan milli ve uluslararası tatbikatlar iptal edilmişti. Milli ve yabancı unsurların gündüz müşterek harekat yapma imkan ve kabiliyetlerini geliştirmek ve kuvvetler arası karşılıklı desteği artırmak, gerçeğe yakın harekat ortamında, av uçakları ve SATIHT'a konuşlu hava savunma silah sistemleri ile korunmakta olan taktik ve stratejik hedeflere karşı karma hava harekatı görevlerinin planlama ve icrasını sağlayarak, katılımcıların eğitim seviyelerini yükseltmek, yeni taktik ve tekniklerin denenmesine imkan sağlamak. Anadolu Kartalı Eğitim Merkezi dünyada benzer imkanlara sahip 3 taktik eğitim merkezinden biri, Avrupa'da yer alan tek taktik eğitim merkezidir.